bugün burada bir araya gelişimizin amacı Cumhuriyetimizin unutturulmaya çalışılan 100. yılıyla ilgili anma programlarını başlatmaktı. Bir spor değil, bir tarihe saygı programı yapıyoruz. Ve Cumhuriyet 100 yaşına girerken arkasında hangi kazanımları sağladı, hangi kazanımlarla 100. yaşına girdi? Bugün içinde toplumun bulunduğu psikolojik durum, yani ağır bir sarsıntı ve depresyon durumu yaşayan toplum açısından baktığımızda doğru anlaşılmama gibi bir hadiseyle karşı karşıyayız. Cumhuriyetin 100. yılının önemi ancak daha geniş bir tarih kesiti içerisinde oturttuğumuz zaman anlaşılıyor. Tarihte geriye kısaca gidersek 1601'de İstanbul'da oturan Türk devlet yöneticileri dünyanın en güçlü devletini yönetiyorlar. 1701'de hala dünyanın en güçlü devletini yönetiyorlardı 100 sene sonra. Ama 2 sene önce 1699'da Karlofça Anlaşması'nı imzalayarak Batılılarla eşit olmayı kabul etmişler. Artık Türk İmparatoru ile Alman İmparatoru eşitti. 1701'den 100 sene geçti, 1801'e geldik. 1801'e geldiğimiz zaman artık imparatorluğun en uzun yüzyılı diye İlber Ortaylı'nın anlattığı yüzyıla girmişler. Bu yüzyılda devletimiz geri çekilme ve yıkılmayı yaşarken milletine yönelik olarak da 19. yüzyılda dünya tarihinin en uzun ve en büyük soykırımı, yine dünya tarihinin en büyük göçlerinin gerçekleştiği yüzyıla girdi. İmparatorluk Kafkaslardan, Balkanlardan ve Orta Doğu'dan çekilirken geri çekildiği coğrafyada kalan evladı Fatihan da ya katledildi ya da büyük bir sürgün yaşadı. 5 milyona yakın insan Kafkaslarda ve Balkanlarda hayatını kaybetti. 5 milyona yakın insan da Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Bu tarihin en büyük ve en uzun süren soykırımıdır arkadaşlar. Bu soykırımın ulaştığı en son aşama 19. yüzyılın başındadır. Artık 1901'e geldik. 1901'e geldiğimizde devletimizi kaybetmeye 17 sene kalmıştı. 17 sene sonra Mondros Mütarekesi'ni imzaladığımızda artık ortada bir devlette kalmamıştı. 400 senenin tarihi, kısa tarihi budur. Anadolu'da Aras Nehri ile Sakarya Nehri arasında sıkışmış 8 milyon insan dışında bütün dünyadaki Türkler, ama Türkler dışındaki Müslüman halklar da işgal altındaydılar ve bu Aras ve Sakarya arasında sıkışmış Türk halkı da tarihten silinmeye çalışılıyor. İşte 1919 ile 1922 arasında, 9 Eylül arasında yaşananlar bu 400 yıl süren kademeli ama nihai ve ölümcül geri çekilmeye son noktanın konulduğu
yıllar oldu, İstiklal Harbi yıllarımız ve artık daha fazla geri çekilmiyoruz. Sonra 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve 100. yılına giriyor bu sene. 29 Ekim'de 100. yılını dolduracağız. Bu 100. yıla doldurduğumuzda hatırlayalım. Kurulduğu zaman 8-9 milyon bir nüfus, 3 beyaz dediğimiz şekeri, tuzu ve beyaz kumaşı, çuval kumaşını üretemeyen bir Türkiye. Liselerinin sayısı 50'lerle sınırlı, kendi demir yolları olmayan, hastalıklı, yaygın hastalıkları ele geçirdiği ve adeta yok olma aşamasında bir devlet ve toplum. Bu noktadan Cumhuriyeti 100 yıl içerisinde istediğimiz kadar olmasa bile büyük bir mesafe kaydederek önemli bir başarı aşamasına, son 20 yılda Erdoğan'ın yapmış olduğu tahribata rağmen ulaştırdık. 20 yıl önce, 100 yıl önce kurulan Cumhuriyet 1939'da Hatay'ı bünyesine kattı. 1974'te Kıbrıs'ta KKTC'yi kurdu. Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle birlikte 5 Türk Cumhuriyeti daha, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına Türk devletleri anlamında eklendiler. Ve geçen sene Türk Devletleri Birliği kuruldu. Türk devletlerinin hepsinin bir ortak bayrağı var. Ve bu yüzyıl içerisinde eminim bir çok fazla zaman geçmeden, doğru adımlar atarsak, bir ortak pasaport noktasında da uzlaşma gerçekleşecek. Özetle arkadaşlar, bizler toplumdaki genel karamsarlığa rağmen 1701, 1801, 1901'le başlayan asırlardan bugün yaşayan nesiller olarak çok daha şanslı bir nesli temsil ediyor. Eğer bundan 100 sene önce doğmuş olsaydık hepimiz, şu anda İstiklal Harbi'nden yeni çıkmış ve daha Cumhuriyet'in kurulmasına birkaç ay olan bir Türkiye'de yaşıyorduk. Doğru mu? Doğru. Birçok insanımızı yeri kaybetmiş, hele Ege'de daha Yunan ordusunun yakıp yıktığı İzmir dahil kentlerimiz ve köylerimizin üzerinden ateş tütmeye devam ediyor. Onun için arkadaşlar, umutsuz olmaya hiç gerek yok. Önümüzde kolay günler yok ama bunları aşamayacak durumda da değiliz. Bu zorlukları aşacağız. Türkiye'nin önü zorluklara rağmen aydınlık, milletimizin varoluş gücünden hiçbir zaman şüpheye düşmeyelim. Dünya tarihinde 4000 seneden beri varlığını sürdüren sadece iki tane millet var arkadaşlar. Çinliler
ve Türkler. Bunun dışındaki milletler çıkıyorlar, kayboluyorlar. Çıkıyorlar, kayboluyorlar. Evet, bazılarının şu anda gayri safi milli hasılası bizden daha güçlü olabilir. Bazılarının eğitim seviyesi bizden daha güçlü olabilir. Ama biz bunların gerisinde kalacağız diye bir şey yok. Biz bunları aşabilecek güce ve yeteneğe sahip bir toplumuz. Ve bunu da tekrar yapmak için önce kendimize olan inancımızı kazanmak zorundayız. Kendimize olan inancımızı kazanmak için de tarihi bilmemiz gerekiyor. Hafızasını yitirmiş ve kim olduğunu hatırlamayan bir insanla tarihini bilmeyen bir millet birbirine çok benzer. Eğer bir insan kimliğini, geçmişte müştesinden geldikleri zorlukları unutmaz, bilirse önündeki zorlukları aşmak için de güç bulur. Milletler için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Biz tarihin en eski iki milletinden birisi olarak 21. yüzyılda da tarihin önümüze çıkarttığı yeni zorlukları biliyoruz. Ama yeni fırsatların ve gücümüzün de farkındayız. Onun için er ya da geç ama inşallah erkenden zafer yine Türk milletinin olacak. Şimdi hep birlikte tekrar aynı istikametten geri dönüyoruz. Bakın burada 4,5 kilometre yürüdük. Bir 4,5 kilometre daha yürüyeceğiz, 9 kilometre. Ama İnebolu'dan Ankara'ya yapacağımız yürüyüşte her gün 20 kilometre yürüyeceğiz. Toplam 290 kilometre. Hepinizi oraya bütün mesafe için davet etmiyorum ama ikişer günlüğüne geleceksiniz. İnşallah. İki gün. Yanınızda uyku tulumunuzu alacaksınız. İçecekler benden, yiyeceğinizi kendiniz getireceksiniz. İki gün yürüyeceksiniz. Sonra yorulanlar dönecekler. Ben devam edeceğim. Beni de Ankara'da bekleyeceksiniz. Ankara'ya gelince çünkü Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıtkabir'de yürüyüşü bitireceğiz. Peki arkadaşlar.